Saygıdeğer izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda gri pasaport skandalı patlamıştı. Türkiye'de bir belediye gri pasaport çıkartmış olduğu yaklaşık 45 kişiyi Almanya'nın Hannover kentine göndermiş ve bu kişilerin hepsi toz buz olmuş, Almanya'nın değişik noktalarına, Avrupa'nın değişik noktalarına gitmişti. Ve olay ortaya çıktıktan sonra bu kişilerin zaten İnsan kaçakçılığı için bu işin içerisine sokulduğu, bu insanların amacının da Avrupa'ya gitmek olduğu, iltica etmek olduğu ya da Avrupa'ya bir şekilde kendilerine ulaştırmak olduğu ortaya çıktı. Yani gri pasaport verilme nedeniyle bu insanların yaptıkları birbirle örtüşmedi. Bu Almanya'da uzun süre tartışıldı, Türkiye'de uzun süre siyasetçiler arasında tartışıldı ve olaydan sonra Almanya bazı kararlar aldı. Artık gri pasaport sahipleri dahi Almanya'ya girişlerinde bilgi belge sunmak zorunda. Biliyorsunuz gri pasaport sahipleri Almanya ya da Avrupa ülkelerine İngiltere hariç gittiklerinde vize herhangi bir şekilde kendilerinden istenmiyordu. Gri pasaportla gidebiliyordu. Kimlere veriliyordu bu gri pasaport? Gazetecilere, bir kamu görevi için yurt dışına gidecek olanlara, işte belediyelerde bu nedenden dolayı almışlardı. Sporculara uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil edenlere bu gri pasaport veriliyordu. Güzel bir uygulama. Ancak gelin görün ki birileri bunu suistimal etti ve şimdi Almanya şöyle bir karar aldı. Gri pasaportla ülkeye gelecek olanlara gümrüklerde, sınırlarda neden geldiği, ilgili evrakları, dönüş bileti gibi maalesef pek çok bilgi belgeyi isteyecekler. Birileri bunu suistimal edince Maalesef insanlar normal bir şekilde gri pasaport kullananlarda mağdur duruma düştü. Şimdi değerli izleyicilerimiz yeni bir olay daha patladı. Ne bu? Bu olay Adana'nın Karataş Belediyesi iddialara göre mehter takımı adı altında 30 kişiye gri pasaport çıkardı. Bu kişiler Almanya'ya gittiler. Bu 30 kişiden 20'si bir daha geriye dönmedi. İddiayı ortaya atan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba. Veli Ağbaba Twitter hesabından yaptığı paylaşımında MHP'li Adana Karataş Belediyesi olmayan mehteren takımıyla insan kaçırmış dedi. Gri pasaportla yurt dışına gönderilen 30 kişiden 20'si geri dönmemiş. Anlaşılan Avrupa'ya vizesiz seyahat sözünü sadece kendilerine uygulamamışlar ifadelerini kullandı. Veli Ağbaba İçişleri Bakanlığı Müfettişi Nail Atay'ın belediye meclisi üyesi bir isme ifade istemiyle yazdığı yazıyla paylaştı. Evet değerli izleyicilerimiz bu pasaport konusu maalesef daha uzun yıllar süreceğe benziyor. Mehter takımı diye 30 kişiyi gönderiyorsun. 20 kişi gelmiyor. Avrupa'nın değişik noktalarına gidiyorlar. Tabi bu da düşündürücü. Bu insanlara bu pasaportlar verilirken biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor. Ancak verildikten sonra da görüyoruz ki artık iş işten geçti. Almanya gri pasaportu olanlara da sorular soruyor, belge istiyor. Üzücü bir durum. Yani kurunun yanında yaşta yandı Maalesef çok çok sıkıntılı bir durum. Saygıdeğer izleyicilerimiz kimler Almanya'ya Türkiye'den gidebilir? Bu konuyla ilgili çok sayıda soru alıyoruz. Kimlere vize veriliyor? Bildiğiniz üzere 30 Eylül'e kadar vize başvurusu yok. Şimdi bununla ilgili hemen size birkaç bilgi aktarmak istiyorum. Kimler Almanya'ya gidebilir? Ölüm, doğum ve birinci dereceden yakınlarının düğünü olanlar. Almanya'da fabrika ya da üretim tesislerinde montaj, bakım ve tamir için çağrılan kişiler. Fuar düzenleyicileri, fuar montaj işçileri değil fuar düzenleyicileri ve katılımcıları, aile birleşimi vizesi alanlar ve eşiyle birlikte yaşayacak olanlar, acil ve gerekli tıbbi durumlar nedeniyle Almanya'ya gidecek olanlar, sağlık nedeniyle gidecek olanlar, tır şoförleri, denizciler ve uluslararası nakliyat yapanlar, değerli izleyicilerimiz, Almanya'ya giriş yapabilir. Bunların dışında, hiç kimseye Almanya'ya şu ana kadar giriş yok. 30 Eylül'e kadar da bu şekilde devam edecek. Almanya'nın yapmış olduğu açıklamada Schengen vize başvuruları yalnızca istisnai durumlarda ve belirli koşullar altında kabul edilecek deniliyor. Ve bu az önce saymış olduğum istisnaları yazılı olarak kanıtlanması gerekiyor, bilgi belge olması gerekiyor. Yapılan açıklamada Türkiye'nin tamamına gereksiz turistik gezilere karşı uyarıyoruz. Türkiye salgından ciddi derecede etkilendi sayılar azalsa da Türkiye riskli enfeksiyon ülkeleri kategorisinde yer alınıyor denildi değerli izleyicilerimiz tabi Türkiye'de gri pasaportla ilgili suistimalin ortaya çıkması maalesef Avrupa Birliği Almanya başta olmak üzere bazı ülkelerde ciddi anlamda konuşuldu bildiğiniz üzere gri ve yeşil pasaport sahiplerinde herhangi bir bilgi vize istenmiyordu şimdi Almanya Yeşil pasaportlulardan da, gri pasaportlulardan da bilgi belge isteyecek. Bakın bununla ilgili bir açıklama var. Yeşil, gri ve siyah pasaportların yerine getirmesi gereken bazı şartlar var. Bir davetiye. Yeşil pasaportlar bir yakınını ya da herhangi birini ziyaret amaçlı geliyorsa geçerli davetiyeyi beraberinde getirmek zorunda. iki otel para ispatı. Yeşil pasaportlu kişi turist olarak gelecekse gideceği yerle ilgili rezervasyonları, gidiş dönüş biletini ve yeterli parasını belgeleyecek, Türkiye'ye dönüş garantisi verecek. 3. Aciliyeti kanıtlama şartı. Vizeler kapalı olduğu için sadece acil durumda vize alma ya da Almanya'ya gitme koronavirüs dönemi için geçerli. Bu maddenin gerekliliği Covid-19 önlemleri kalkınca sona erecek. 4. Görev için gidenler. Gri pasaport temelde yurt dışına görevle çıkan devlet memurlarına veya konsolosluk çalışanlarına veriliyor. Bu da sorgulanacak. Resmi görevlendirme yazısı, atama tayin belgeleri gerekecek, istenecek. Diplomatlar, siyasiler, siyah renkli diplomatik pasaport sahibi olan elçiler, başkonsoloslar, iş insanları ya da milletvekilleri sınırda kontrol edilecek. Resmi görev yazılarını, davetiyelerini katılacakları etkinliklerle ilişkini belgelerini göstermek zorundalar. Değerli izleyicilerimiz bu bir skandal. Yani siyah pasaportu olanlara dahi belge soracaklar diplomatlara. Olacak iş değil değerli izleyicilerimiz. Aynı şartları Türkiye'nin de yapması gerekiyor. Mütekabiliyet gerekçesiyle yani karşılıklı gerekçeyle Almanya ne yapıyorsa aynı şekilde Türkiye'ye giden diplomatları Alman diplomatlara da Türkiye'nin aynısını yapması gerekiyor. Yine aynı şekilde devlet görevlisi olarak Türkiye'ye giden Almanlara da aynısını yapılması gerekiyor. Aksi halde bu bizim vatandaşlarımızı küçük düşürecek olan bir durum. Mutlak surette Türkiye'nin de restini çekmesi, aynı açıklamayı yapması gerekiyor. Bakın, noktasına virgülüne kadar diyecek ki Türkiye, biz Almanya vatandaşlarından, diplomatlarından bunları istiyoruz diyecek. Almanya nasıl yapıyorsa sen de aynısını yapacaksın diplomattan, devlet adına gidenden sen nasıl bilgi belge istersin? Siyah pasaportu var, diplomatik pasaport. O zaman normal vatandaşın pasaportunun hiçbir geçerliliği yok. Bu aslında Türkiye'yi yok saymaktır. Aynı şeyi yapacaksın. Bu kadar. Sen ne yaparsan ben de aynısını yaparım diyecek. Kardeşim Türkiye yol geçen ana olmuş. Kimlikle adam geliyor giriyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimlikle Avrupa Birliği'ne gelebiliyor mu? Sen de aynı şeyleri yapacaksın. Bu kadar basit. Duruşun olacak.